katledilen bütün çocuklarımız için. Eğitim haktır. Anadolu'nun dağ köyündeki çocuk için de haktır. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi'nin tip Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği seçilme hakkı ve kişi hürriyetiyle güvenliği haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uyulmamasını hükmetti. Eğer bir memlekette en yoksula ya da en zor koşullarda çalışana adalet yoksa o memlekette kimseye adalet yok. Daire, yargısal aktivizm yapmakla suçladığı ihlal kararı yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Daire aynı zamanda Atalay'ın milletvekilliğinin de düşürülmesi için kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderdi. Bu toplantıda kimseye haber vermeden hukuksuzluğunuzu meşrulaştırmanıza izin vermeyeceğiz. Selçuk Kutaş'la arkadaşımız senin ve zindanında Soma davasını neden takip ediyorsun diye sordular ve ondan sonra tutukladılar. Gözünüz yiyorsa, yüreğiniz varsa biz de buradayız. Adalet yerini buluncaya kadar buradayız. Biz adalete açız. Hikaye dinlemek istemiyoruz. Adalete açız. Adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz ve adaleti alacağız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Can Atalay kararının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunu olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu dün saat 21.05'te basına kapalı olarak toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaklaşık 2 saat süren ve basına kapalı yapılan grup toplantısının ardından şöyle konuştu. Basın özgürlüğünü savunmaya, gazetecilerin arkasında durmaya, basın meslek örgütleriyle dayanışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Tam bu konu Türkiye'nin gündemindeyken, bunun çok daha ötesinde ve bizi bu gece olağanüstü toplanmaya sebebiyet veren bir garabetle karşı karşıyayız. Elimde Yargıtay 3. Dairesi'nin, ceza dairesinin almış olduğu bir karar var. Karar öyle tartışılacak bir karar değil. Karar herhangi bir olay değil. Bu karar düpedüz bir darbe girişimi. Mesele karar elbette Can Atalay açısından, Can Atalay'ın seçme ve seçilme hakkının ihlali noktasında verilen karara direnme kararıdır. Can Atalay'ı mağdur eden bir karardır. Ancak kararın hedefindekiler Can Atalay'la sınırlı değildir. Can Atalay kararı örneğiyle anayasayı hiçe sayma, anayasaya direnme, anayasal düzeni ortadan kaldırma ve doğrudan bir kalkışma girişimidir Yargıtay eliyle. Karar meclise karşı darbe girişimidir, anayasaya karşı darbe girişimidir ve karar Anayasa Mahkemesi'nin tüzel kişiliğine karşı darbe girişimidir. Görünen odur ki filler tepişirken çimenler ezilmektedir ama göründüğü gibi Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay tepişip Can Atalay'ın haklarının ezilmesinin çok ötesindedir. Tepişen, aralarında çatışan Cumhur İttifakı'nın bizatihi kendisidir. Kriz Cumhur İttifakı'nın krizidir. Kriz MHP AK Parti krizidir. AK Parti'nin içindeki kliklerin çatışma krizidir. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın bir bileşeninin desteklediği, şımarttığı birilerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir yargı krizine, bir devlet krizine sokacak kadar ciddi bir krizdir. Ve buna el koymak, direnmek gerekmektedir. Halkı bu kalkışmayı da bastırmaya davet ediyoruz.